Arkadaşlar devam ediyoruz. Canımız az mı? Ay kardeşim benim. Tarafa bir bakayım. Zaten oradan mı gitmem gerekecek? Niye bu kadar uzun sürdü? Havel nerede? Peki. Sonra konuşuruz. İşler daha da kötüleşti. Naziler istasyonu tamamen şey yaptılar. Çıkarttılar. Ne verdim bana? Sinik geçebilirsin. Tek başına ilerlemen lazım. Kusura bakma. Jeneratörü indirirsen daha kolay olur. Sinik geçebilirsin. As. Ailen nasıl? Eleman bana ne verdi ya? Aileni kim besleyecek? Bunlara kimin ihtiyacı var falan diyor. Ne hayat anı. Vay amına kim ya. Yıldım artık, yeter ya. Ne tuzakmış arkadaş. Abi neredeydi o? Ben niye görmedim onu? Şuradaymış. Uzaktan sık kafasına geçişti. Hepimiz de aşılamaz zırhlar var. Birinin zırhını çıkarttıktan sonra bile veya bütün kıyafetleri ile beraber Masterless Clad Inherited Tool. Clad ne demek bilmiyorum. Hala Clad kalıyor diyor. We are afraid of opening up to people. Showing our feelings. İnsanlara açılmaktan. Kapalı anlamında galiba. İnsanlara açık vermekten, duygularımızı göstermekten, insanların bizi anlamasından korkuyoruz. Yüzlerimizi gaz maskeleriyle kapatıyoruz. Ama bunun altında bir tane daha maske var. Ullman, Indomitable Optimist, Lighthearted Jester. Ullman'ın kişiliğinden bahsediyor. Optimist işte. Şey, Jester. Şaklaban gibi bir şey. I had only seen his real face when his combat died. Onun gerçek yüzünü sadece comrade, yoldaşı, kardeşi öldüğünde gördüm. Silah arkadaşı öldüğünde. Ya şey demeye çalışıyor. Ulman işte sürekli optimistik bir şeyde görünen, işte böyle şakalanlar yapan tip. Ama onun gerçek yüzünü sadece arkadaşı ölünce gördüm. Ölesiye yorulmuş, neredeyse çaresiz. O şekilde görünüyordu. Sadece bir saniyeliğine. Sonra tekrardan zırhını geri giyindi. Ve tekrar o eğlenceli haline geri döndü. Onu açmaya, kurcalamaya çalışmadım. Bu metro tarzı değil. Metroda biz böyle yapmayız. Ve ben de kendimi kesinlikle kimseye açmayacağım diyor. Ben bu şeyleri çok kaçırmaya başlamışım bu arada, onu fark ettim.
Sürekli de geziniyorum ama. Lan. Jeneratör indirirsen rahat yaparsın dedi de jeneratör nerede ki? Ses soldan geliyor gibi. Nereden geliyor lan bu ses? Aşağıdan geliyor galiba. Biri beni gördü. Nereden gördü? Bıraktı. Bekle diyor. Neredesin? Çıkar kelleyi. Kaçamayacaksın diyor da. Hadi bek kardeşim. Olduğun yerde bekleyeceksin herhalde. Saklanıyor. Gördün mü nerede saklanıyor? Anahtar bulduk. Güzel. En azından en aşağı 50-60 mermi gelir. Kasayı bulabilirsek. Ben başka almadım. Bak gibi. Hop. Adam var. Nerede? Döndüremiyorum. Metro 2 ve
Görünmez. Diyorlar ki Metro 2 bunun altında gizli bir şekilde duruyor. Bir an adam odaklanıp bir an alt yazılara bakamadı. Tek bir kapı iki dünyayı birbirine bağlıyor. At a place which lies split the map. Şimdi haritayı kırmızı bir yarayla ayıran yerde. Biz farkında olmadığımız için farkında değiliz ama o aslında var etrafımızda. Bizimkinin altında kendi tünelleri var. Bu iki metro birbirine ayrılamaz. And also believe that the shepherds couldn't abandon their herd. Çobanların sürülerini terk edemeyeceğini düşünenler think on every step but don't show themselves us and this was fate in the immersive consciousness. Anlatıyor işte. Şuna sıksam mı ya? Metro 2. Bakacağız. Ona da bakacağız. Burası bizim elemanın olduğu yer değil mi ya? Şu kasayı bulmak istiyorum ya. Bıçakları alamıyoruz. Bulamadık yine. Acaba bu anahtar gerçi öyle olsa çok saçma olurdu. Ben diyecektim anahtar yanında kalsa da daha sonra kullanabiliyor olsam falan ama
O da biraz saçma olur işte. Neyse. Devam edelim. Yol neresiydi ya? Lan yol neresiydi? Burası mıydı? Burası değil. Buradan girdim diye hatırlıyorum. Aynen. Şu aşağı bir bakayım dedim. Bakalım. Şu maskeyi alamıyoruz mu? Lan. Işığı kesemiyoruz. Işık çok gözüme aldı da bir merak ettim. Bir şekilde bu işe yarıyormuş. Peki. Metro mucizeleri olan inancı öldürüyor ama umut olmadan yaşamayı öğretiyor. And still I can't. Ve hala kara istasyona olan bu labirenti nasıl geçtim? Burayı nasıl buldum? Yani bunlar nasıl oldu? Nazilerin arasından hiçbir fikrim yok. Sanki biri tarafından yönlendirilmişim gibi. Benim bu aptal ölmeyen inancım mı bu düşüncelerin sebebi? Ya da belki de kaderin kendisidir. Abi. Yeter artık. Ben buradan çıktım. Burada bir yol yok, değil mi? Aynen yok. Şuradan mermi aldık mı? Yokmuş. Peki. Ben maskem yok değil mi benim? Çıkamayacağım ki ben. Buradan gidiş de yoksa. What the fuck, nasıl oldu? Açtık da buradan çıkamıyoruz. Bunu ne yapacağız? Ha, burası aynı yer değilmiş ki.
şunları yakınca niyeyse garip bir az şey oldu ya. Mutlu oldum. Başardın diyor. Başardın. Gel de biraz dinlen. Bir şey yok ki güzel. Hadi bakalım. We'll reach polis soon. Yakında polise varırız. Bunlar sıradan mutantlar değil. Bunlar başka bir şey, çok daha kötü bir şey. Korku. Biz zayıfız. Bu bilinçaltımıza bir şey yapıyor. Öleceğiz. Ne oluyor lan? Anneleri tarafından nefret edilen çocuklar bile onları anlayıp sevmek ister. Sevmeye çalışır. Biz de anlayıp yardım etmek istiyoruz. Artyom koş. Lan. Ne yapıyor? Wicked phenomenon is. But you know it's not any more evil than say fire. Ateşten daha kötü değil. Nasıl baktığına göre değişir. Daha... Let's move out now. It's not safe here. Yargılamadan önce iyice anlamaya çalış. O şeyin kanlı söylediklerini söylüyor. Bölüm 5 Umut. O an hissettiklerimi anlatmak çok zor. Yorgun evet ama mutlu. Avcıdan mesajı aldığımda home station'ımız, bizim istasyonumuz kurtarıldığı haberini aldığımda beynim yandı bir saniye. Yes, but joyful, I had made it. Once I delivered. Ha, pardon. Avcının mesajını ilettiğimde home station'ımın kurtulması bu daha güçlü ve daha zeki olanlardan, benden daha güçlü ve daha zeki olanlar tarafından karar verilebilir buna. Kurtarılmasına. Ve görevim bitmiş olur. Buradaki bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.